Efendim, o Türkiye 12 şehidinin yasını tutuyor. Bir yandan da terör yuvalarını hava harekatı sürüyor. Jetler peş peşe kalktı. Şehitlerimizin ardından teröre en ağır darbe hava harekatıyla vuruldu. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınırdan sızmaya çalışan en az 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini aşmaya çalışan Hakurk'taki saldırının ardından Metin'deki 41. Komando Tugay Komutanlığı'na 3 farklı noktadan saldıran teröristlere karşı operasyon sürüyor. 12 şehidin kanının yerde bırakılmaması için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınır bölgesine gitti. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ve görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü bölgede iki üste saldıran PKK'lı teröristlere yönelik hedefler tespit edildi. Hava kuvvetleri devreye girdi. F-16'larla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 29 terör hedefi vuruldu. 2 günde 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye 23 Aralık'taki saldırıda şehit düşen 6 vatan evladını vatan toprağına emanet etti. 22 Aralık'ta şehit olan 6 askeri ise son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyorum. Ve böylece diğer haberimize geçiyoruz.